doğru söylemiş, iyi olmak zorunda benimleler çünkü. Yani bu en çok sanatçı bir iş ya. En çok sanatçı çalışan sanatçılardan biri olduğu çok için çok iyi para kazanıyorlar. Çok iyi para kazanıyorlar. Orkestrada hep sabit zaten biliyorsunuz. O yüzden iyi olsunlar yani. Şimdi Harbiye... Sinem bunları daha iyi bildiği için soruyorum. Orkestra mı sanatçıya uymak zorunda, sanatçı mı orkestraya uymak zorunda? Kesinlikle orkestra sanatçıya uymak zorunda. Ama bazen maalesef böyle şeyler oluyor. Bazı sanatçılar hiç belli etmeyip dönüp orkestraya kaş kaldırıyor. Mikrofona önce şöyle kibar kibar vurup sonra agresifleşiyor. Ama daha evvel bir şeyler olmuş ki, değil mi? Menajerine oradan bir şey yapıyor. Bazısı ara verdiğinde kıyametler ortada gidiyor ama... Tabii şimdi Yıldız Tilbe çok organik bir kadın ve organik bir ablamız olduğu için... Hani orkestrada orada ona o kadar alınmaz. Çünkü Yıldız Silbe kafası bu. Ve ben şöyle dönüp düşündüm. Bir birkaç kere de böyle bir sorun olmuş diye düşünüyorum. Yani. Durduk yere mutlaka patlamadığını düşünüyorum. Artık son damlası tabii ki yaptı. Çok zaten Yıldız Silbe gibi ünlü sanatçılar kendi tonmeisterleriyle ve sonuna kadar kendi ekipleriyle gidiyorlar. Öyle X mekanın tonmeisterine falan güvenmiyorlar. Ama yine de maalesef bazen sorun olabiliyor yani. Maalesef bazen. Bir nota bile kaçsa bazısı bir delleniyor yani. Bir nota bakın. Halbuki oradaki izleyen onu anlamıyor. Tabii. Ama o anladığı için orada bir çıldırıyor ve bütün performans düşüyor. Tabii konsantrasyonu bozuluyor. Yoksa oradaki seyirci onu ne hiç anlamıyor. Biz canım, ben de anlamadım. Nota nereden, re'den mi girdi, nereden do'dan mı girdi? Nereden anlayacağız? Yani ama o anladığı zaman onun bütün performansı düşüyor. Yıldız Tilbe gibi birçok sanatçının. Kimi çok belli eder sahnede. Bir de bu beraber para kazanılan bir iş ya Pınar. Hı-hı. Yani dolayısıyla da galiba bir de disiplin gerektiren bir iş. Aşırı. Pınar, aşırı. Yani Sinem sen aşırı daha iyi bilirsin. Orkestranın çok erken gidip orada sound check evet yapması gerekiyor. Tekrar yani sound bir, check. Bir cıvıklık ya da bir bilmem ne kaldıracak asla bir iş kaldı değil yani o. Genelde zaten marka sanatçılar da orkestraya çok dikkat ederler o yüzden yani. Ve zaten seçilmiş insanlardan oluşur. Hep de aynı kadro her yere gider. Çoğu Türkiye'nin aynı ve kadro, dünyanın her yerinde. Sanatçılar değişir, kadro değişmez oluyor tabii. Yani bir şey hani söyleyeceğim. Onun işi var, başka sanatçıyla tabii bir konseri yine kendi var güvendiği yani bir adamı koymak zorunda. Mutlaka. Çünkü orada yine orkestranın ağzıyla mort olunursa bu sefer yine sanatçı ona çemkireceği için oraya kendi adamını bence sağlam koymak zorunda. Bence hafif bile davranmış çünkü ya ben de mesela Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum hem de hemşerim. Doğallığını anlayabiliyorum yani bütün tepkileri net kardeş düzgün gibisiniz. Küçüğüm gibi. Kardeş gibisiniz, ablan gibi. Çılgınlık konusunda da öylesiniz. O beni geçer. Hmm. Muazzez Abacı'nın görüntülerini hatırlamıyor musunuz? Tabii kemancı. Kemancıyı tokatlamamış mıydı? Ya evet. O da hoş mesela değil o kadar. Ben, o çok kabaca mesela. Orada çok, çok alkollüydü kaba maalesef. Aşırı. O aşırı bir gerçek. Ben Bülent Ersoy'a çok gülüyorum. Gittiğim zaman hele konserlerine falan. Hele sen Bülent falan Ersoy'da hata yap bakalım. Hayır, hele hata yapmasa bile onların o özel hayatlarından giriyor. Öbür taraftan çıkıyor. Allah'ım ne uğraşıyor. Öyle bir şansın ne uğraşıyor kalmıyor yani. Ay çok tatlı yani gerçekten. Yani Seda Hanım da bu konuda aşırı disiplinlidir. Saniyede bir nota kaçsın ama Seda Hanım daha çok şey yani belli etmeden. Kaş göz değil mi? Evet onun bir göz belertmesi sakın var. O kaş kalktı mı zaten orada herkes anlıyor. Herkes şöyle durmaya başlıyor bu sefer yani. Ama bu tamamen disiplinden, egoyla hiç alakası yok. Yani 11'de falan prova. Mesela Seda Hanım da İstanbul'da sahne aldığı zaman sabah 11'de falan provaya gidiyor. Şimdi düşünsene Seda Sayan olmuşsun 11'de provaya gider misin ama kadın gidiyor abi disiplin yani. O zaman da herkes işini tabii düzgün yapacak. Bence bu gene de yani mesela Yıldız Tilbe'nin yaptığı bence çok dürüstçe. Çünkü birçoğunu da senin dediğin gibi hiç duymuyoruz bile. İçeride girip haşlıyor. İçeride neler küfür oluyor neler. Mesela. Bence neler bu daha oluyor doğal. Yapabilirsin. Yani Yıldız Tilbe'de çok böyle abuk durmuyor. Başka sanatçı dönüp orkestrasını azarlasa biri çok abuk evet duruyor hoş değil. Zaten oradaki seyirci de sinir oluyor. Orkestrasını azarladı, hesabı getirdi, kalkıp gibi giden de oluyor. Ama Yıldız Tilbe biliyorsunuz Türkiye'de en çok bilet satan. Şimdi hani bu konser yanlışlıkla paylaştı ya konser şeylerini hatırlıyor fiyatını, musunuz? Parasını. Fiyatları, tarihleri yani neredeyse boş günü yok. Yani Yıldız Tilbe'nin konser satışı konduğu zaman internete ya da belli konser satan işte sitelere baktığınızda şimdi orası da şey gibi tamam mı borsa gibi. Baktığınızda Yıldız Tilbe hep en yukarıda çıkıyor. Koray Avcı hep en yukarıda çıkıyor bilet satış konusunda. Mehmet Erdem yani, de iyi değil mi? Mehmet Erdem de iyi ama Yıldız Tilbe'ye verdiğiniz parayı yani bir mekan Yıldız Tilbe'ye para verirse hayatta kaygı ve endişe duymaz. Çıkarır dolar mıyım, parayı doldurmaz mıyım, bilet satar mıyım? Full gidiyor. Çünkü öyle olunca da her şeyi düzgün yapma istiyorsun. Değil mi? Şimdi öyle olunca da detaycı bir kadın zaten o da. Parfümleri de nasıl sıkmış? Ay evet, 1 kilo parfüm sıkmış. İyi yapmış tabii. İyi yapmış. Bu da adettendir sahnede değil biliyorsunuz. Böyle hareket etti mi? Mehmet Ali Erbil gibi değil mi? Onun dişisi gibi. Ne yapsa mesela ben şu dans mesela son derece ona özgü. Şimdi kalkıp da herhangi biri çıkıp o dansı yapsa, ay
Şimdi Yıldız Tilbe seksi bir dans yapsa bize tuhaf gelir. Evet. Ya da düzgün oynasa tuhaf gelir. Aa bu kadın ne yapıyor deriz. Çünkü oraya giden kitle bu çılgınlığı yaşamak için gidiyor. Yani salon hanımefendisi görmeye gitmiyor asla oraya. Asla yani, anlatabildim mi? Yani onu görmek isteyen hemen Sayın'ı dinlemeye gitsin. Yalnız yüzünü çok kötü boyamışlar. Kireç gibi, hayatım, hayalet gibi olmuş. Hayatım o karıştırtmıyor. Niye? Bak bugüne kadar kendim Yıldız Tilbe'nin stylingçileri, modacıları, makyözleri hep eleştirilmiştir. Fakat Yıldız Tilbe'ye karışamazsınız. O ne isterse onu yapar. O yüzden öyle hani makyöz nasıl ruj sürdü, neyi yaptı? Kendi yaptı diyorsun. Tabii o yüzden yani bak ne güzel dans ediyor, çıldırıyor. Zaten şimdi Yıldız Tilbe'nin konserine gittiğimde ben asla makyajına, ne giydiğine, ne yaptığına bakmıyorum. Sesine, sadece sesi bakış, için gidiyorum. O yüzden kimse de onu eleştirmez ya da görmez yani. Bak İbo Show'da ne bak, yapmış? Buyur. Ne atmış yere. Atmış yere ya. Yani. Ya çok Yıldız alem yapar... bir kadın ya. Ya gerçekten ki. Çok alem bir kadın. Bu kadar güzel beste yap, bu kadar güzel söz yazmak, bunlar da her yiğidin harcı bunu değil. Bunu bir daha izleyelim mi? Neden atmış kendini yere? Sesi sesini de duyalım evet. Aynen. Yani ama işte böyle çılgınlıklar ona yakışıyor yani. Tabii. Mesela başkası yapsa İbrahim Bey de orada daha farklı tepki verebilir bunu yapıyor diye. O normal karşılıyor. Bir de kalkmıyor. Kız diyor bir de. Bir de kolu kopacak yani. Enteresan bir kadın. Bu ülke için çok önemli bir isim Yıldız Tilbe. Sizin aksine de barıştılar mı? Allah sağlık versin yani Yıldız Tilbe'ye. Tamam bir soru sordum. Bunun da bir düğmesi var. Devam ediyor ya böyle sürekli. Duyamaz. Asıl, yani ben sence bu Sezen'le sene ayrıldılar hep susuyorum. Mı? Asıl çok konuşan sensin. Sezen Aksu'yla barıştılar mı? Barıştılar. Yani bir kışın böyle bir barışmışlardı geçen kış. Arayı düzelttiler mi? Arayı düzelttiler. Sezen Aksu herkesle barıştı artık biliyorsunuz. Yani o da o modda. Zaten öyle herkesle küs olan bir kadın değil o. Ama Yıldız Tilbe'yle geçen kış barıştı canım. Aldın mı cevabını? Aldım. Peki. Başka ama yan yana... Yok yan yana görmüyorum ya. Muhtemelen çok samimi olduklarını düşünmüyorum. Yani zaten Sezen Aksu çok yoğun, o çok yoğun. Yani çalışıyorlar. Yani zırt pırt da 7-24 evet. Beraber olmak zorunda değil. Ama yine bir şarkı olur, bir şey tutar. Yıldız gece vakti evine gider, bir şey olur. Sezen Aksu canı çeker, arar. Bilemezsin. Ha, bilemeyiz. Bilemezsin. Evet. Bunlar çok duygusal bilemeyiz. İnsanlar. Çünkü bilemeyiz. Onların çok aşırı duygusalların beyinlerini yakalamak çok zor biliyorsun. Misal işte... seninkini hiç yakalayamıyorum bravo, ben. Hiç yakalamıyorum. Bravo. Tebrik ediyorum. Canım kardeşim. Seni hiç yakalayamıyorum ben. Evet. Dedin ve kazandın. Ne kazanıyoruz biz? Yeni bir konu kazandınız. Bir şey kazandınız.